başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kanaylı. Hamserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptrat kolay mı? Hanımın doğum günü bugün oğlum. Söyle şunları da biraz alakadar olsunlar bizim masayla. Şipşak patron. Sultan, patronun masası bilgiler. Evet. Sen de Fatoş, hadi. Ha, patronun karısının doğum günü bugün, Şipşak ilgilenin masayla. Tamam, tamam. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış günleri derdim bu gece. Vuslatın çağına... Ne oldu be Rıza? Erkek patronun masayı yaktı. Patronun karısının doğum günü ya. İlgi gösterin bizim masaya diyor. Karısı mı? Ben bunu anası sanırdım be. Ay bunlar ne biçim daha söz böyle zayıf zayıf. Hastalıklı mı bunlar Cemal? Niye hasta olsunlar ki hayatım? Nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden buldun bunları? Ay ne iğrenç kokuyorlar. Burnumun direği kırıldı Cemal. Ay. Ne kokması hayatım? Sana da bir şey beğendiremiyoruz ya. Ay Cemal. Söyle şu yan kesici kılıklı herife fazla yaklaşmasın. Hay senin şarkıcına da, yapacağın doğum gününe de. Hadi baba, mola verelim. Niye ara veririz? Ters mi? Hadi Selim, hadi. Hadi Selim, gidelim. Yürü hadi. Ay, nereden bulsun bu paçozları anlamam ki. Bir arzunuz var mıydı patron? Gözüme görünme, başka bir şey istemem. Şipşak patron. Ulan ne karı be? Bela kadın ya, bela, bela. Öyle bir karım olsun var ya, içeriden çıkmama. Böyle bir tane kocasın onu böyle ağzının ortasına. Oh be, oh, oh. Mikrofona otur. Sinirden ne yaptım biliyor muyum ben ya? Daha iyi bak. Kıracağım be. Tamam be. Aa, bu patronun karısı da ne gudubet karıymış be. Aa, illallah valla. Karısıymış hakikat. Kız valla ben onu ilk gördüğümde patronun anası sandıydım ha. Hemen anladım dur. Anası olmayacağını. Anası bu kadar yaşlı olamaz çünkü. Ulusa olsa ninesi olur. Ne oluyor Cemal? Nereden geliyor bu sesler? Şey, bizimkilerin mikrofonu açık kaldı galiba. Yazık var. Rıza nerede? Karısı hem yaşlı hem de şişmandır be. Ne diyor bunlar Cemal? Senden bahsetmiyorlar hayatım. Yaşlı mısın sen yani? Aşk olsun. Alınıyorum bak. Cemal!
Patronun karısı dediler ama. Patron mu? Bir tek ben miyim patron hayatım? Sorsan buradaki müşterilerin yarısı patrondur, Allah bilir. Yaşlı kokalı. Bir suratsız, bir suratsız. Dersin ki abire Karadeniz'de gemileri batar. Allah Cemal abiye kolaylık versin. Gacının adı Gudu, soyadı Bek. Bunun anneannesi var. Rutu Bek. Hani senden bahsetmiyorlardı? Cemal abi diyorlar işte. Canım, bir ben miyim hem patron olup hem adı Cemal olan? Sorsan buradakilerin yarısının adı Cemal'dir vallahi. Cemal! Sinirlenme karıcığım. Bir tanem. Sakin ol. Rıza! Rıza neredesin? Kapat dur şu mikrofonu. Aman bir de doğum günü kutlar utanmadan be. Karı ölmüş, hala doğum günü kutlar. O patronun iyi olur dilese. Anasıdır, anasıdır diyeceğim. Ay bir de pastanın üstüne 10 tane koymuş. En az 100 tane koymak lazım be. Bir kız. E çünkü 100 yaşındadır doğumdan. Ay şimdi buraya Cemal. Bana bir sağlık geliyor. Sakin ol hayatım. Ay burada sakin olayım. Ay. Sakin ol lütfen. Cemal abi bu karıya doğum günü hediyesi olarak ne almıştır tenki dedi. Tahmin. Tahmin edin. Mezar yeri almıştır ben. Bu yaştan sonra ancak ona ihtiyacı olacak. Ay Cemal senin yapacağın doğum günü. Ay öleceğim, dayanamayacağım artık. Ben şimdi onlara gösteririm hayatım. Karısının arkasından iş çevirir diye kızardı ama Elif aklıymış meğer. Ne işler çeviriyorsun arkamdan? Ne iş hayatım? Aşk olsun. Bana güvenmiyor musun? Sana. Annem? Kalbimi kırıyorsun ama. Kimseye söylemeyin yok, ama. Yok söylemeyiz. Cemal abinin metresi var. Bilirsin, akat bilirsin Yunus. Dünyanın ne? Resim oldu. Demek beni aldatıyorsun. Allah cezanı versin. Hayvan herif. Hayatım, vallahi aşkım bir tanem. Ben seni aldatmıyorum. Benim üstüme gül koklarsın ha. Vallahi yalan hayatım. O sarışın kız metresi mi Cemal abinin babam? Sarışın kıza, sarışın kıza. Öldün sen Cemal, öldün sen Cemal, öldün sen Cemal. Öldün, öldün, öldün. Bittiniz siz, bittiniz. Kadının arkasından fazla konuşmayalım. Bu kadar yeter. Kulağına mulağına gider, üzülür. Ama kendi aramızda konuşuyoruz be. Nereden duyacak o yaşlı kokana? Bu mikrofon açık kalmış. Ne? Mikrofon ne açık kalmış. Ne? Yani bütün konuştuklarımız içeri mi gitti? Hayatımı kararttınız. Al şunu oğlum. Allah cezacığınızı Allah senin belanı be. Ulan sizin şirretiniz yüzünden fıstık gibi işten kovulduk be. Ulan oynak var. Asıl senin yüzünden kovulmadık. Sen kadın için en az 100 yaşındadır demedin mi? Bebek. Anne şimdi seni öldürmez mi? Allah ya. Onların yüzünden işten atıldık. Asıl biz onlardan şikayetçiyiz komiserim. Her şey bu salak Selim'in yüzünden oldu komiserim. Aman be. Tahterumanlar, hırsızlar, aysiyetsizler. Arkadaş kendilerini tanıtıyor ben... komiserim. Kart vizitinde yazılanları okuyor. Susun! Komiserime ne tamamen katılıyorum. Bu? Bir susun be! Kim haklı kim haksız öğrenelim. Biriniz anlatsın. Olay nasıl Sen oldu? De sus! Sen de sus! Tabii ben de susayım. Niçin konuşurum ki ben? Haddimi bilmem. Yahu Allah'ını seversen bir sus be adam. Sus! Size aynen katılırım. Terbiyesizliğin bu kadarına da pes yani. Ay bayılacağım. Adama o kadar sus diye bağırır. Hala susmam, hala susmam. Hala susmaz ya. Hala susmaz ya. Ben de onu diyorum ya komiserim. Hala susmam. Bak bak, hala susmam ya. Alo. Evladım ben emniyet müdürüm. Nasılsın? Siz miydiniz amirim? Nasılsınız amirim? İyisinizdir inşallah bunun amirim. Bunun da havası bizeymiş. Amiri arayınca muma döndü. Nasılsınız amirim? İyi misiniz amirim? Sus! Sus be adam! Bana mı dedin? Estağfurullah amirim. Size nasıl sus derim ben? Yani karakolda zanlılar var da amirim. Amirim. Defol! Allah Allah! Ne diyorsun oğlum? Delirdin mi sen? Ya size söylemedim amirim. Yani karakoldaki zanlılara söyledim. Çok affedersiniz bir saniye. Salih! Buyurun komiserim. At bunları dışarı. At bunları dışarı. Böyle diyeceğini biliyordum. Fisk lafı bu. Fisk değil baba, fix. Fix.
Ne yapacağım? Misafir sevmiyor adam. Bizde kabahat ulan. Hep eli boş geliriz karakola. Dur ulan. Misafir dediğim bir kilo lokum alır gelir eline. Çocuklar hadi. Hadi, hadi lütfen hadi, hadi dışarı. Hadi. 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 Amirim, sizden bir ricam olacak efendim. Bu mahalleden tayinimi istemem mümkün mü amirim? Emin misin evladım? Eminim. Tayinimi istiyorum. Tayinimi mi istedi komiserim? Neyi isterseniz efendim. Yeter ki bu cennet mahallesinden alın beni. Tamam evladım. Sen bir dilekçe yazıp ver, hallederiz biz. Peki amirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun amirim. Salih! Geç, geç hadi. Buyurun komiserim. Yaz evladım. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Yazmasam abi. Salih! Yaz dedim! Allah! Düşeş şipşak. Lan sen teker, zar tutma kralım kemiklerine. Cümlete merhabalar. Merhaba. Pişman oldunuz değil mi? Ayaklarımı kapanıp bizim için patronla tekrar konuş diyeceksiniz değil mi? Hayatta olmaz. Hadi lan oradan. Kerkenes. Yemişim seni patron. Hadi. Biz de seninle konuşmaya geldik be muharrem. Hayırdır be Yunus? Ne oldu? Ders o bir vaziyet mi var? Sorma. Komiserimi çok üzdük dün gece. Bizim yüzümüzden adam tayinini istedi. Ah be kardeşim. Nedir bu adamı sizden çektiği? Yaptık bir eşeklik işte. Ne olacak şimdi? Ya bize mi sorarsın be Muharrem abi? Sen bu mahallenin muhtarı değil misin? Deriz ki acaba pembeyle ben gitsek, komiserimden özür dilesek, sen de muhtar olarak bizimle gelir misin? Gelirim tabii. Biz de gelsek be abi. Doğru vallahi, biz de gelirim. Durun. Yok, hep beraber gidersek gene dayanamaz, kavga ederiz. Herifin tayinini isteyeceği yoksa bile bu sefer kesin ister. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kararım kesin. Gidiyorum buralardan. Tayinimi istedim. Siz tayininizi istemeyin komiserim. Doğru. Bu mahallenin size ihtiyacı var komiserim. Gerekirse sizin yerinize biz tayinimizi isteriz. Siz kalın. Siz mi tayininizi isteyeceksiniz? Ulan delirtme beni. Klarnetçinin tayini mi olurmuş? Doğru. Bak orasını hiç düşünememiştim. Neresini düşündün ki be adam? Neresini düşündün ki? Tövbe yarabbi. Komiserim. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin değil mi? Bilirim bilmesine de. Vallahi babam gibi severim sizi komiserim. Affedersiniz. Size baba diyebilir miyim? Mahallenin muhtarı olarak sizden rica ederim. Ne olur be komiserim. Siz de diğerleri gibi bırakıp gitmeyin bizi. Dört komiser değiştirdi. Bak bu bünye size söz verir komiserim. Bir daha asla kavga yok. Öldürseler bile karakola gelip seni rahatsız etmeyiz. Öyle uracıkta sessizce ölürüz, nur içinde yatarız ha. Allah rahmet eylesin. Çok hakkın geçti bize. Kıram kesmeyin, yemezler. Anlamıyorum ya. Ya ben Urfa'da görev yaparken aralarında 50 yıllık kan davası olan iki aşireti barıştırmıştım. Bir tek sizi barıştıramadım. Tamam. O iki aşiret nasıl barıştıysa bunlar da öyle barışırlar be komiserim. Yeter ki siz tayin dilekçenizi geri çekiniz. Muharrem aklı be komiserim, ne isterseniz yaparız. O zaman kırda büyük bir barış yemeği vereceksiniz. Piknik gibi. Ve bütün mahalleyi çağıracaksınız. İki aile de bu piknikte öpüşüp barışacaklar. Tamam mı? Tamam be komiserim, tamam be. Oldu kabul. Oldu valla. Öpeyim komiserim. Tamam. Tamam. Öpeyim komiserim. Tamam evladım. Salih. Yırt o dilekçeyi evladım. Yırt ulan. Bakma ne? Öyle yırt. Şöyle. Hop katla. Seni ben yiyeyim. Yiyelim komiserim. Naş mı? Naş. Hadi. Hoşça kal komiserim. Dikkat, dikkat. Duyduk, duymadık demeyin. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Yunus ve Pembe aileleri bir barış yemeği düzenleyeceklerdir Şipşak. Piknik havasında geçecek olan bu yemeğe canımız, medarı iftarımız, komiserimiz de katılacaktır. Demek çocuğum piknikte yersin. Rıza be, korkuttun çocuğu be. Ya tamam kardeşim ya, yemesene çocuğum. Versene. Fatoş, sen
seni seviyorum Fatoş. Rezil be, rezil. Pikniğe katılmak isteyenler Muharrem'in kahvesinin önünde toplansın. Araba kaldırın. Oyalanma kız, yürüne bak. Hadi Sultan. Geldim. Hadi babacığım, bir topla şu aleti, gidiyoruz. Hadi, hadi siz gidin, gidiyoruz, bırakın yürü beni yalnızlığımla. Ya. Ateşi söndürün, ormanları yakmayın. Ey baba be, tamam, hadi tamam, hadi bir daha yürüyorum sana. Hadi ikileyin, hadi. Hadi yürü kız. Akşama içeceğim şişeden şişeden. Tavşanı kovaladım tepeden tepeden. Akşama içeceğim şişeden şişeden. Çinci çıkacak, kuş çıkacak. Dur bakalım bu akşam neler olacak. Çinci çıkacak, kuş çıkacak. Dur bakalım bu akşam neler olacak. Be Ferhat. Ağacı aşkımızı kazırım Şahanem. Sultan, Ferhat. Cennet mahallesindeki bütün ağaçlara kazdın. Ne oldu ki be Ferhat? Bir de buna kazırsın. Öyle deme Şahanem. Bak yüzdük yüzdük kucuna geldik. Şu barış bir olsun. Barış olacak da ne olacak? Nasıl ne olacak Şahanem? Ananın bahanesi kalmayacak. Telli duvaklı gelin yapacağım seni be. Ya hakikaten olur mu dersin be Ferhat? Niye olmasın Şahanem? Ya. Bak Sultan, Ferhat. Nokta. Selim. Söyle Fatoş'um. Biz ne zaman evleneceğiz? Yanlışım varsa düzelt Fatoş, ama bizim ailelerimiz kedi köpek gibi kavga ederler. Evlenmemize izin vermezler ki. Selim, bir şey soracağım. Sor Fatoş'um. Sor basayı. Biz bu pikniğe niye geldik? Barış yemeğine. Peki barışınca ne olacak? Bir daha ailelerimiz kavga etmeyecek. E'si Fatoş, ailelerimiz artık kavga etmezse biz artık evlenebiliriz. Ben mi kopardım Fatoş ya? Muharrem, bak artık cılava takıyor. Burama kadar gelmiştir artık. Ya gelip beni abimden isteyeceksen iste ulan. Melekşen, abin olacak ay yaş geçi vermez ki seni bana. O zaman gel kaçır beni. Ya yetti artık. Burama kadar geldi beklemekten be. Başıma vurdu. Kaçıramam. Yunus öldürür beni valla. Kavuşamamak sinir stres yapar bende bu Muharrem. Lan sinir stres yaptıkça duramam. Habire tıkınırım işte. Bir an eve kaçırmazsan hakikaten balina gibi olacağım ben Muharrem be. Aşk olsun be Melekşe. Sen şişman mısın ki? Birazcık kemiklerin deli bakalım. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ulan? Herkes ne konuşuyorsa. Hep kavga edelim. Bak artık yaşlanıyoruz. Kaç yaz daha görürüz bilmem. Gel evlenelim.
Sen bana neyinle bakacaksın ulan? Patronla konuştum. Beni sigortalayacak. 35 yıl sonra emekliyim. 35 yıl. Sen kaplumbağa mısın? O kadar yaşanır mı? Seni seviyorum be pembe. Sen benim için ne yaparsın? Çık at kendini şu ağaçtan aşağı, hadi atayım. Çık at. Hadi. Çıkıyorum. Ay. Çok yükselmiş be. Gel gel. İn aşağı in. Bir cam alı. Cilveli vampir. Ay canım. Komiserim gelmeden hiç kimseye yemeklere dokunmayacak. O kadar. Dur. Ya. Komiserim geldi. Komiserim geldi. Yürü hadi. Gel bir ekşi. Hoş gelmiş komiserim. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Belanlarınız. Hoş geldin. Hoş geldin komiserim. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Aa komiserim. Ne güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Sayenizde komiserim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin, amin, amin. Amin. Çatlasın eller, akıyor seller, kıvranıyor beller. Baba anne baba, çatlasın eller. Bravo! Sultanım sağ ol, sağ ol. Bir dakika, bir dakika. Sun, su, bir dakika. Sevgili Cennet Mahalleliler, komiserimiz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacaktır. Buyurun komiserim. Bravo, bravo komiserim, bravo. Tamam, 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 tamam. Sevgili, sen otur oğlum. Tamam. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Bravo! Otur oğlum sen. Tamam, tamam yeter. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Komiserim, komiserim. Tamam yahu yeter. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Susun lan. Yeter, susun. Sus be. Sakinleri. Bu barışın daimi olması için bir önerim olacak. Güneydoğu'da aşiretleri barıştırırken barışın daimi olması için iki aile birbirlerine kız alıp verirler. Şimdi aynı şeyi bu iki ailenin de yapmasını istiyorum. Kalk oğlum şimdi. Ha şimdi kalk. Sen de kalk. Komiserim ben fotoğrafı alırım olur biter. Hadi lan ben pembeyi alırım. Babamın dediği de doğrudur komiserim de. Asıl en doğrusu Sultan'la bizim evlenmemizdir komiserim. Mahallenin muhtarı olarak söylerim. En doğrusu Melekşe'yle benim evlenmemdir. Hadi sen aileden de değilsin. İki aileden. O da doğru ya. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. En iyisi kura çekelim. Abdurrahman'la Hayrünnisa. Aa, kim ya? Kim bebe? O kim be? Şaka ya. İlahi komiserim, ilahi.
İnşallah bizim kağıttır. İnşallah bizim kağıttır. Allah'ım bizim kağıt olsun. Ferhat Sultan. Komiserim be. Ne diyorsun pembe? Verecek misin sultanı? Vallahi ne desek ki komiserim. Ne yapalım? Madem siz öyle istersiniz. Sizin hatırınız için öyle olsun bakalım. Yaşa bir ana. Komiserim, ben tahminimi söyleyeyim. Biz kız istemeye gideceğiz. Bu pembe gacısı su koyu verecek. Ama kızı verme. Gör. Piknikte ne biçim yemişim be? Akşam tatladım, tam 3 kilo almışım ha. O kadar yemene imkan yok ulan. Niye olmasın canım? Niye olacak? Menekşe bütün yemekleri sildi süpürdü de onda. Kimseye yiyecek bir şey kalmadı ki. Klasik müziğinin önemli isimlerinden klarnet virtüözü uzun kulaklı İsmet Usta. İsmet Usta değil mi bu be? Bari şuna bir ses versene. Aç. Çile Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren ünlü klarnetçi tekrar sahnelere döneceği günleri bekliyor. Vay be. İsmet Usta, ustam, ikinci babam hastalanmış demek. İyi tanırdı değil mi? Nasıl tanımam be Muharrem? Bana klarneti o öğretti. Elleri de büyüdü. Aliş oğlum. Buyur baba. Gel. Oğlum koş eve. Abine Alan'a de ki hazırlansınlar. Hasta ziyaretine gidecek. Tamam baba. Dur. Pembelerine git. İsmet Usta çok ağır hastaymış. Ziyaretine gideceğiz. Gelsinler. Tamam baba. Hadi. Muharrem be, sen de şu Rüstem'in minibüsünü ayarlasana, bizi Şile yazsın. Tamam be Yunus, hemen ayarladım. Hiç merak etmeyin İsmet Usta. İnşallah el birliğiyle bu hastalığı yeneceğiz. Hastalık hız gelir tırıs gider doktor. Bir doz sesi her hastalığı iyileştirir. Hiç akrabası yokmuş. Ziyaretçi gelecek mi diye hep kapıyı gözlüyor. Bu Yunus'un klarnet çalışı. İsmet baba öpeyim. İsmet babam. Ulan beni kadın. Ulan çakal. Gel lan hayırsız. Canım kardeşim bak klarnetini getirdin. 15 yılda anca tamir edebildin ha. 15 yılda. Acelesi yoktu. Az daha bekleseydi. Ne yapsın İsmet baba? Karının kızı peşinde koşmaktan tamire vakit bulamaz ki baba. Ben mi? Benim İsmet baba. Hiç değişmemişim değil mi? Aynı böyle eskisi gibi dururum güzel. Dur be. Bak İsmet baba, bu benim oğlan Ferhat. Bu da pembenin kızı Sultan. Biz pembeyle evlenemedik ama inşallah onları evlendireceğim. Tıpkı sizin gençliğinize benzerler. Abi ne dikilirsiniz oracıkta? Burada oturan memleketin en büyük klarnet ustasıydı. Hadi öpün elini. Ne biçim çalar, ne biçim üflerdi hadi. Hadi. Bu bünyeye klarnet çalmayı İsmet ustam öğretti. Nasılsın ustam? İyisin inşallah. Bu nasıl olayım? Sanatçının kaderi bu. O kadar yıl emek ver, sonra hastane köşelerinde sürün. Haklısın İsmet baba. Allah razı olsun. Sizin gibi hatırlayıp ziyarete gelenler var. Gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Ağlamayın lan kerkenezler. Lan deli kadir. Söyle İsmet baba, söyle. Bir gün ölürsem mezarıma gelip ağlamayın. Babanızın şarap çanağına şey ederim ona göre. Söz İsmet baba. Gelip oyun havası çalacağız. Ulan dallama. Oyun havası çalmak için ölmemi bekliyorsun. Çalsana şimdi. Emrin olur.
ulan ne iyi yaptık da geldik. Bir aklınla yaşa Yunus Bey. Tabii tabii. Aa, bak aklıma ne geldi. Şimdi buradan doğru meyhaneye gidelim. Bizim patronla konuşalım. Çok delikanlı çocuktur. Affeder bizi. Babacandır, yufka yüreklidir. Şu galbi bar olur. Evet. İnsan gibi insandır be. Hı. Arden anlar. He. Gidip biz bir alt ettik. Affet bizi Cemal abi diyelim he. Hı. Gidelim ulan. Yoksa açlıktan nefesimiz kokacak. Hadi yürüyün. Doğru meyhaneye. Hadi ulan. Yunus, iddia edebilecek biz patronu ulan. Sen hiç merak etme, ben hallederim evvelallah. Hadi gidelim bakalım hadi. Hadi. Cemal abi. Cemal abi. Güzel abim, biz geldik. Cemal abi, affını dileriz. Cemal abi, konuşmaz mısın bizimle? Küs müsün? Küs müdür? Her şey o gudubet karın yüzünden oldu be Cemal abi. Ay senin aklıdır be patron. Ya karın olacak o buruşuk muşamba rezalet çıkardı. Sen bize kıydın be. Buruşuk muşamba mı dedin? Buruşuk muşamba senin anandır. Menekşenin dili suçtu nene. Ay aman, teyze diyecektim. Yok, abla diyecektim. Sizin yüzünüzden Cemal olacak o alçağı kovdum. İyi yapmışsın bir abla. Eline sağlık. Zaten uyarın tekiydi o Cemal. Senin gibi dünyalar güzeli bir kacıyı kenar mahalle dilberleriyle aldatır. Sen bir tanesin be abla. Mertsin, iyi yüreklisin. Güzelsin. Siz beni salak mı bellediniz? Ağzınızı yırtarım sizin. Doğru dışarı. Aman kaçın. Nene kudurdu gene. Defolun. Defolun. Bir de nene diyor utanmadan. Nene de senin büyük annendir. Defolun. Beni aptal sandılar. Kör olasıcalar. Oh. Cemal, seni de canına okumazsam ben. Aa, Cemal abiye bak. Çaklar gülün. Karımla ayırıp 5 parası bıraktınız beni. Yüzümü bile görmek istemiyor artık. Cemal abi, şimdi yengenin yanından çıktık. Ben aslında Cemal'i çok severim. Gelsin özür dilesin, barışalım dedi. Değil mi arkadaşlar? Doğru valla. Doğru valla. Cemal abi, o da seni çok severmiş ha. Geceleri aşkından uyuyamazmış. Hakikaten öyle mi dedi? Evet. Tabii, seni bekliyor Cemal abi. Zehra, biricik aşkı. Canım karıcığım. Yaşın, yaşın. Emran. Allah! Saliha! Saliha! Ne be? Saliha! Neresine odan bakalım bir lokum? Ayrola kız Menekşe, yoksa yine sultanı istemeye mi gidersiniz? Hayırlısıyla öyle yapacağız be Saliha. Ama gidin, gidin. Siz de başka kimse lokum almaz zaten. Siz de zaten sultanı istemeye gitmeseniz hepsi elinde kalacak bunların. Tebrik acısı bu sefer sultanı verecek ama piknikte söz verdi. Şu lokumlar da elinde kalacak. Kız ama şaka derim ben. Pembe sultanı Ferhat'a versin de kalsınlar elimde. Küpeli olsun be. Amin. Haydi Saliha, yazasın bunları deftere. Haydi bay bay. Bir düzelseydik ya. İyidir be baba. Baba, artist gibi olmuşsun vallahi. Oğlum, şarap içen insan da şarap gibi yıllandıkça güzelleşir. Ben de yaşlandıkça güzelleştim. Şuraya bak, Alain Delon gibi olmuşum be. Alain Delon'un yağmurda kalmış hali. Hem de sağanak yağmurda. lokumu da getirdim. Hazırsanız çıkalım artık. Hadi bakalım, yürüyün. Hadi. De haydi. Kız Ayşe, bırak bakayım o halıyı yerine. Daha senin yaşın kaç ki makyaj yaparsın be? Taşla ne alakası var be abla? Kadın dediğin her yaşta güzel olmalı. Ya bak. Zilli'ye bak. Kız, nereden öğrendin bu lafları sen gene? Karanfil romanı rozetidir be baba. Saksı gibi oldun ha. Güzel kokarsın. Abla, gelecek lokumu yemeyelim de aynı lokumla biz de fatuş istemeye gideriz ha? Ne dersin? En masraf da olmaz. Hadi ulan, hadi. Kapı çalar abla. Ulan uyar durması bana mı dersin? He. Ben mi açacağım kapıyı ha? Bak ulan, bak şu kapıyı hadi. Peki. Yürü, konuşma. De. Hoş geldiniz babacığım. Ben de hayırlısıyla fatuş istemeye geleceğim.
Lan bir dur be oğlum be, acelen ne? Biz bir isteyelim kızı, sonra gelir istersin sıraya. Buyurun. Önce ben alacağım. Deli Kadir nasılsın? Manita durumları nasıl? Hadi be! Terbiyesiz, dalga mı geçersin? Hayırdır? Böyle cümbür cemaat niye geldiniz ulan? Bizde kahve kalmamış da. Eğer sizde fazla varsa anam bir fincan kahve rica etti. Onun için geldik. Tövbe tövbe. Bilmez biz gibi konuşur bir de. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızı almaya geldik. Alırsın sen. İmamın nikahını, şeyini, düdüğünü benim senin oğluna verecek kızım yok. Hayda! Kız gene mi vazgeçtin be? Sus. Sen hiç canını sıkma deli karı. Bu cazgır karı bu sefer vazgeçemez, komiserimin önünde söz verdi. Öyle, söz verdi. Bütün mahalle şahit. Saçmalamayın be. Adam kalp hastası. Kalbi kırılmasın diye öyle dedi. Yoksa ben deli miyim ulan senin gibi işsiz bir şu para ben kız mı veririm? Ne işsiz değil mi? Bizle beraber meyhanede şarkı söyler ya. Ulan numunelik. Hep beraber kovulmadık mı ulan meyhaneden? Kovulduk. Olsun. Oğlumun kolunda altın bilezik gibi sanatı var. İstediği yerde çıkar, şarkısını söyler, spalisini kazanır hemen ama. Yunus baba doğru söyler. Ferhat da bu ses olduktan sonra sırtımız yere gelmez bizim. Sus kız. Hadi içeri. Kalk yürü hadi. Hadi siz de kalkın artık. Yok size kızmaz. Hadi yürüyün yallah. Ya baba söz vermedin bu ya. Çık oğlum çık. Bu gacının ipiyle kuyuya inilmez. Çamur karı ne olacak? Kız oynak balin. Üf. Dua et barış ettik. Yoksa senin o ağzını böyle takar ayırır bir yerde benzetirdim ha. Hadi. Ulan seni. Ne taraf olduğun belli değil. Ne? Geç ulan şu tarafa. Ne tarafsızım abla? Tarafına başlatma yürü ulan. Geç. Geçmiş olsun tarafsız. Sultan. Kızım. Sultan. Ay. Ay güzel kızım. Aman benim kınalı kuzum. Kız niye ağlarsın sen be? Kız de bakayım anana hadi. Adam öldü de onun için ağlarım. Allah kurusu kız. O ne biçim laf böyle? Ben bir müddet daha yaşarım. Ah, yok yok kız daha çok yaşarım ha. Sen benim adam mısın? Yok dayının oğlu Murtaza'yım ben. Murtaza var ya ondan tübe tübe. Kız kafayı mı üplettin sen? Ananım tabii ben senin. Adam olsa ana yüreği hiç mi sızlamaz? Hiç mi demezsin bu kızcağızı sevdiğine kavuşturayım diye? Ne biçim anasın sen be? Kız ana yüreğim sızladığı için vermem seni be. Benim fukara hayatımı sen niye süresin be kızı? Hangi ana ister bunu kız? Hangi ana kız? Peki hangi ana kızın yüzeyi senin kadar? Analığa sığar mı bu? Bilirsin Ferhat'ı ne kadar sevdiğimi. Bırakmazsın kavuşalım be. Zaman hadi getir ağlama kız. Beni de ağlatacaksın be. Sultanı bana nasıl vermez be baba? Barış pikniğinde komisere söz vermedi mi? Verdi. Niye sözünü tutmaz o zaman? Oğlum yapma. Bu pembenin ilk sözünden vazcaymasın. Bundan önce de kaç defa söz verip vazcaymadım. Unuttun mu? Abim doğru söyler be Ferhat. Bu lalet karı vermez sana sultanı. Vermezse ben de kendimi öldürürüm. Deli deli konuşma be oğlum. Sen canına kıyarsan pembe senden kurtuldu diye sevincinden bir tarafına kına yakar bilmez misin? Kız sende az ye be menekşe, az ye. Yani bir kilo verse balık gibi olacaksın. Balık dedikse balina. Aysiyetli bir çay verin bakalım. Çay kolay da Yunus. Pembe gene vermemiş sultana.
Pembe Avrupa Birliği'nden bile zorlu çıktı. Bırak kızı vermeyi, müzakere tarihi bile vermez. İnadım inat, iki kanat. Pembe'nin kriterleri Avrupa Birliği kriterlerinden bile zor Yunus Baba. Bir kere damat adayının bol parası olacak. Villası olacak, kapısında limuzini olacak, alacak oğlu alacak. Yanlışım varsa düzelt Yunus Baba ama Pembe Sultan'ı vermedi diye şimdi sen de bana Fatoş'u vermezsin değil mi? Aa, abi de Selim için dersiniz. Gördünüz mü daha leblebi demeden nepi anlıyor. Aferin lan Selim, doğru anlamışsın. Baba, 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 baba. Ne oldu oğlum? Ben tabii iddia ediyorum baba. Ne? Ne? Şurada ne diyorsun lan sen? İnşaatta baba. Koşun, 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 koşun Şimşat. Atlama, atlama. Atlama, atlama. Atlama, atlama orada dur. Atlama, atlama. Atlama, atlama. Atlama. Aman kardeşim, atlama. Atlama. Yarat oğlum, atlama. Yarat oğlum. Sakın bir delik yapma evladım. Vazgeç Ferhat. Yapma be Ferhat. Şahane bir iş aldık Ferhat. Gidip gelelim sonra intihar edersin. Ne diyorsun lan? Para yapıyorum Yunus Baba, vazgeçsin diye. Hadi lan salak. Pembe'yi çağırın bana. Ferhat oğlum yapma, dinle. Pembe gelmezse atacağım kendimi. Kırı gözü çingene aşık oldum ah sana. Seni çok seviyorum İlham. Ala ala, Melekşehir'ler. Ama ne var be, ne bağırırsın? Ferhat abim kendini intihar ediyor. Ne? İntihar mı? Allah toprak başıma. Oğlum ne diyorsun sen de? Bursa'nın oradaki iş yaptı. Koş ana koş! Allah'ım sen torunumu koru ya Rabbim. İlla bir can alacaksan onun yerine benim canımı al ya Rabbim. Koş koş ana koş! Koş, koş. Melekşe Fatoş, nereye koşarsın kız böyle bir? Sultan abi. Ferhat abim kendini intihar ediyor. Şuradaki inşaattaymış. Aa, koş hadi. Hadi. Ah be Ferhat'ım, ah be oğlum. Niye yaparsın böyle bir işi? Üzülme Yunus, vazgeçeceğiz inşallah. Ferhat, atla aşağı. Atla, atla, atla. Bir şey olmaz. Azıcık ölürsün inceden. Atla abi, atlasana. Atla lan aşağı. Ne diyor lan bir şerefsiz? Yanlışım varsa düzeltin ama galiba beni bir güzel dövür. Tamam, o zaman isteğini yerine getirin. Şükür lan. Yürü, kaçma yürü. Yürü, kaçma yürü. Abi. Abi ne oldu be? Telaş yapmayın, Allah'tan umut kesilmez. Ya Ferhat. Abi. Ferhat, kıyma kendine, kurban olur. Ne olur. Sultanım, şahanem. Yapma Ferhat, etme be. Bizi elimiz böğrümüzde bırakma be. Abi be, gel vazgeç. Ya Ferhat, ya nasıl yaparsın bunu bana? Hiç mi sevmezsin beni? Ya ben ne olacağım? Yapma, ne olur Ferhat. Seni canımdan çok severim Sultan. Sana kavuşmak için canımı iste, canımı feda ederim. Ya beni çok seviyorsan in o zaman aşağı. Olmaz Sultan. Anan gelmeden bu iş çözülmez. Dağılın, ne oluyor? Ne oluyor Yunus? Canımın parçası canımı terk etmek ister komiserim. Allah! Ferhat intihar etmek için inşaatın tepesine çıkmış komiserim. Adam yüzünden. Beni vermediğine canına kıymak ister Ferhat'ım. Ferhat! Evladım! Yapma sakın! Bak gepe genç adamsın. Mahallenin en sevilen insanısın. Yakışıyor mu lan sana? Ferhat! Kurban olayım atlamam. Beni sevdiğini göster. Vazgeç bu işten Ferhat. Ferhat, evladım. Yapma. Komiser babanı dinle, in aşağı. Komiserim, Pembe abla senin yanında söz vermedi mi? Sultanı Ferhat'a vereceğim demedi mi? Dedi. Şimdi vazgeçmiş. Sevenlerin kavuşmasına izin vermez. Pembe abla gelip kızını veriyorum demezse atarım vallahi kendimi. Ferhat, atıyorum kendimi. Ben gidip Pembe'yi getireceğim. Sakın bir çılgınlık yapma ben gelene kadar. Sen götür bizi gibi. Kız Ayşe, bak bakalım hangi bu kapıyı kırmaya çalışır.
Annen evde mi kızım? Evde polis amca. İyi. Muharrem. Efendim. Geç yolu göster. Tamam. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Buyurun. Hayırdır komiserim? Kötü bir şey mi oldu komiserim? Maalesef kötü bir şey oldu. Pembe Hanım Sultan'ı Ferhat'a vermekten vazgeçince Ferhat da intihara kalkışmış. Ne? Ne olmuş? Ülmüş mü bari? Tövbe ya Rabbim ya. Pembe, ben sana ne diyeyim bilmem aman ki. Baba dur. Dinleyin beni. Ferhat Pembe gelip Sultan'ı vereceğini söylemezse atarım kendimi diyor. İnanma senin kurusuna kumserim. Numara yapar. Aklınca beni oyuna getirecek. Atlamaz o, atlamaz. Ah bir atlasa. Atlayacağım. Pembe abla gelmesi atlayacağım. Ferhat, ne olursun gel vazgeç. Sana bir şey olursa ben de yaşayamam Ferhat. Pembe, hasta oldum diye benim için üzüldün. Tepe genç bir delikanlı canına kıyacak. Üzülmüyor musun ya? Numara yapar derin bir komiserim. Sen beni dinlemez misin? Pembe, senin gibi evlat olmaz olsun be. Pembe, sen barış yemeğinde bana söz vermedin mi? Ferhat'la Sultan'ı evlendireceğim demedin mi? Dedim. Ama dedim ama komiserim senin kalbin kırılmasın diye. Yoksa kusura bakma, tek sen istedin diye ben kızımı ellerimle ateşe atamam. Pembe, delirtme beni. Gidelim indirelim şu Ferhat'ı. Ben diyeceğimi dedim komiserim. Bak, ben oraya gideceğimi otururum evimde televizyonumu seyrederim daha ya. Baba, ben şu komandoyu. Ne yapacağız? Ne bileyim ben? Ay ıyarı değil be baba, komandoyu ver. Ay komiserim, bu adı bilsen ne çekiyorum bunda. Sevgili seyirciler, bültenimize bir intihar haberiyle devam ediyoruz. Pembe abla gelmezse intihar edeceğim. Atacağım kendimi. Ama be, doğru galiba. Pembe abla gelecekse gelsin. Yoksa atacağım kendimi. Ay kıyacak kendini çocuk şipşak. Of Pembe abla ya. Of nerede kaldı bu ya? Yok anam yok. Bu oğlan kafayı yemiş herhalde. Atacak ki. Biz ne diyoruz deminden beri? Bir gidelim de görelim bakalım ne yapacakmış. Hadi yürü komiserim. Hadi hadi. Aman al şu komandoyu baba. Üstüne çıktı bakma gelin. Hadi hadi hadi. Geç şöyle geç. Kurban olayım ana, indir Ferhat oradan. Çekiştirme dur tamam be, dur tamam. Al bakalım konuş. Nereye konuşacak komiserim? Yahu parmağını bas şuraya. Tamam hadi. Ferhat. Dinliyorum Pembe abla. İyi aferin dinle. Atla. Sen ya. Atla dedin mi adama? Allah Allah. Atlama. Sen gel ananı dinleyin aşağı hadi. Ya evlendireceğini söylesene adama. Söyleyeyim. Evet. Ferhat. Dur atlama oğlum. Ben seni evlendiririm ha. Ulan sultan şak mıdır be? Ne sana ne sultanlar bulacağım siz ulan. 40 gün 40 gece düğün yapacağım ulan sana. Pembe. Tamam be kızmayın ha. Tamam ulan. Sultanla görüşmene izin veriyorum. Vereceğim. Bakın. Ferhat'a bir şey olursa ben de arkasından kendimi aşağı atarım. Haberin olsun. Aman be kız. Allah korusun. Yapma öyle şey. Tamam. İn aşağı. Söz. Evlenmenize izin veriyorum. Tamam iniyorum. Hepinize geçmiş olsun çekin. Çocuklar. Al çekin. Bunu nasıl yaparsın? Sana bir şey olsaydı sana ne yapardın beni? Ne yapardın? Ya Şahanem ne yapayım? Mecburdum bu numarayı yapmaya. Başka türlü anan seni bana vermeye yanaşmazdı. Artık kız istemeye gitmeyeceksiniz. Duydunuz. Pembe kızı verdi. Yarın sabah direkt nikah kıyacaksınız. Aynı kameradayız. İkisi de. Bunda mıdır? İkisi de. Şimdi bir... Sultanın anası oldu. Adım Pembe'di. Her gün şurada bir köşe vardır, orada çiçek satarım. Çekiyor musun oğlum? Çiçeklerimiz kalitelidir.
Hepinizi buraya beklerim ha. Abi ne bu? Hangi televizyonda çıkacaktın? Show TV. Şurada. Ulan çekili kapanış yapacağım bir. Aman bir. Be Show TV'dir iyidir, Show TV'dir iyidir ha. Bekleriz oraya. Torunum, az daha kalp krizi geçirtecektin bana be. Kusura bakma be nene. Bir delilik yaptım ama neticesi iyi oldu. Yarın sabah sultanla nikahımız var. Ay. Lan Selim, bırak şu gazete okumayı da gel lan acık benim yanıma sen. Gel bakayım. Buyur abla. Lan Selim, şimdi bunlar yarın sabah nikah mı kıyacaklar? Sayende abla. Lan ben ne yaptım? Ay kafama tüküreyim be, ben nasıl gaza gelip de verdim bu kızı be? Hem de 60 milyonun gözü önünde söz verdin. Televizyonda seyrettim. Artık geri dönemezsin. Eyvah. Ben yarın sabah ne bok yiyeceğim ulan? Oh, sultan gitti, kavga bitti. Sultan gitti, kavga bitti. Oh. Şıpır şıpır beni ye. Oh, oh, oh. Ver, ver. Ya öh be. Melekçe, sen git kapıyı çal. Tamam, hadi. Yavaş. Ay dur çekil. Ay geçemem. Ağla. Aman be ağla be. Yavaş yavaş. Sen bir kapıyı çal. İsteyim değil mi? Aman atmazlar beni. Gel kız. Başıma kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Buyurun, 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 hoş geldiniz, buyurun. Aman, 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 gel Yunus'um, gel, gel. O kadın gene gelip nikaha basmaz değil mi? Basmaz, basmaz, korkma. Hala pembe yoktur ortada. Ha, doğru söylersin. Doğru söylersin. Aman aman olmasın. Demek ki bu sefer nikahı kıyabileceğiz. Hadi başlayalım memur beyciğim. Ha. Hadi, 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 hadi. Ferhat ve Sultan isimli gençlerimiz evlenme maksadıyla belediyemize başvurmuşlardır. Ezberledik bu lafları be kardeşim. Meselenin üstüne gelelim. Evet, evet, üstüne gelelim. Hadi çabuk, çabuk. Pembe kızı Sultan, sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul eder misin? Ederim. Peki, Yunus oğlu Ferhat, sen pembe kızı Sultan'ı karılığa kabul eder misin? Televizyonu açın, televizyonu açın, televizyonu açın. Ne oldu ulan? Gol mü oldu? Yok be abi, pembe abla haberlerde. Pembe haberlerde mi? Spiker mi olmuş? Yok be abi. Aa! Atarım bildim aşağı. Hangi kameradayız? Kameranın başı sizde miyiz? Bak diyorum sana. Sultan'la Ferhat buraya gelmezse ben inşaatta kendimi sallandırırım ha. Ana. Ya bu benim intihara kalkıştığım inşaat. Ne abla? Ben intihar ederse intihar ederim ben. Ya koşun! Nerede kaldı bunlar? Üf be. Ağaç oldum burada. Keşke evi daha yakın bir inşaata mı çıksaydım, ne yapsaydım? Ya nedir senden çektiğim be kadın? Sen benim başıma bela mısın ya? Hadi. Gözün aydın kumserim. Artık bedi kurtulursun. Bir güzel kafanı dinlersin. Tövbe tövbe. Bak, beni şu kadarcık seviyorsan gel vazgeç şu işten. Kumserim, seni sevdiğim için kızımı o Ferhat denen şunsuza verdim ben.
Şimdi de canıma kıyarım ağzı sana kıyamadım için. Aslanım. Tamam be. Abla! Bende! Ay canım. Anneciğim. Sultanım hoş geldin kız. Canım benim. Kurban olayım, kıyma kendine. Yapma abla. Anne! Pembe! Beni dinlemiyorsan evlatlarını dinle. Gel vazgeç şu sevdadan. Ay yavrularım. Kıyamam. Kıyamam lan bir evlatlarıma. Vazgeçerim ama bir şartım vardır. Şartın mı var? Nedir şartın Pembe? Söyle hemen yerine getireyim. Ferhat'la Sultan nikahtan vazgeçecekler. Vaz mı geçecekler? Peki peki. Vazgeçtik. Ay şöyle. Yula gelin bakalım. Aferin lan, geliyorum şimdi aşağı. Bizim mahalle aşağı ki mahalle. Sizin mahalle yukarı ki mahalle. Bizim mahalle topucu mahalle. Sizin mahalle yapıştır mahalle. Hadi gidelim karakola merkeze. Hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. Açtı tovala, o kartu kalama, açtı piriva, usta piriva, açtı tovala, o kartu kalama.